Mide aslında bizim toprak dünya ile ve biraz daha katıların, sarıların, toprakların, yaz sonunun bir elementi. Hafif böyle tatlı tatlarla alakalı. Fakat tabii bu sistemin içerisinde mide tek başına hareket edemiyor. Mide aynı zamanda onun bir dişisi var, dalak, ve bir çocukları var, pankreas. Bu üçlü aslında birlikte hareket ediyorlar. Ama tüm şeyi, sorunları sırtlayan, en son gelinen en ufak bir şey de pankreas oluyor ki işte onun için dikkat edin ne kadar fazla şeker hastalığı artıyor. Yani günümüzde çok genç yaşlara kadar düştü ki pankreasında herhangi bir dengesizlik olmayan neredeyse çok az kişi var gördüğümüze göre. Şimdi burası bizim hem bir şeyi hazmetme, yani bir olayı yaşadığınız hazımla ilgili ama aynı zamanda da tadı almayla alakalı, onun için ağızla alakalı bir yer. Ve burası vücudumuzda asidik bir alan. Yani ve gelen bir olayı asit yollayarak parçalayan bir yer. Onun için burada duygu dalgalanmalarının ve zihnin en çok karıştığı yer burası arkadaşlar. Burası çok önemli. Mideniz eğer hastalanıyorsa, rahatsızlanıyorsa bilin ki siz hayat içerisinde çok kontrol etmeye başlamışsınız. Evet, evet. Bu matematik. Ha şu var ama, beden tabii çok akıllı bir sistem. Diyelim ki orada bir yara, işte diyelim ki bir gastrit oldu, reflü oldu, bilmem ne oldu, ülser, ne varsa orayı kapatıyor. Çeşitli sistemlerle tedavi ediyor. Ama bu sefer oradaki asidin çeşitli zararlarını, etkilerini bir bakıyorsunuz siz ince bağırsakta, böbrekte ve üreme organlarında ve kemiklerde görebiliyorsunuz. Onun için kemik erimesi varsa ana sorunun kaynağı midedir. Ürolojik problemler varsa ana ilk çıkış yeri midedir. Bakın. Yani prostat, yumurta bilmem ne, nerede ne varsa midedir. Onun için bunun ses frekansı önemlidir. Özellikle sabah saatlerinde aktif. 7-9 arası, 9-11 arası ama daha iyi. Yani 7 ile 9 arası ideal bir saat bu şeyimizi çalışmak için. Yine biraz önceki aslında karaciğer ve kalpteki gibi bir sistemle başlayacağız. Fakat burada şöyle bir şey var midede. Önce midemizi hissedelim. Sol tarafta kaburgamızın altında böyle bir çaydanlığa benzeyen sarı bir organ ve sarı sistemi idare ediyor. Tam ortada değil, birazcık solda. Şöyle. Yani şuradan şöyle indiğinde şuraya doğru gidiyor. Yine gözlerinizi kapatıp bir fark edin. Bir sağına bir soluna bakın. İmajine edin. Orada sapsarı böyle bir mide, çaydanlık gibi bir mideyi hayal edin. Oluşturun orada. Ve burada kontrolü, gerilimi ve gerginliği bırakmak çok önemli arkadaşlar. Ve birazdan midenin sesini verirken bu enerjiyi de vererek sesini vereceğiz. Şimdi bak kalbi açınca ne güzel böyle öksürtüyor değil mi? Evet fark ettik. Şimdi bu sefer bakın ellerimiz şöyle. İleriye doğru götürüyoruz ellerimizi. Buradan karşılıklı geldi ellerimiz ve midemize doğru gelirken ho sesini veriyoruz ve öne doğru eğiliyoruz. Şöyle. Evet. Alıyoruz. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz ben böyle diyorum ama mesela ho
Ho, ho. Bunların her bir tanesini her tondan içinizden geldiği gibi söyleyin. İçeride ne frekans var bir tek siz biliyorsunuz. Yani ne kadar kontrol var siz biliyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim. Bunu mesela tapınaklarda duvar var, böyle özel bir duvar. Geçiyorsunuz orada. Mümkün oldukça derin bir nefes alıp çok güçlü bir şekilde ho diye bağırıyorsunuz. O bütün kontrolleri, bütün gerilimleri duvara bırakıyorsunuz. Yani bunu da yapabilirsiniz ama karşınızda herhangi bir insan, çiçek veyahut canlı bir şey olmasın veya üzerine enerji sinecek bir kristal, tuz, herhangi bir şey değil. Çünkü o enerji onu emer. Ama boş bir kaya olabilir, bir duvar. Yani o şey yapsın, boşluk da olmasın. Boşluktan da gider, gene enerji sağa solu belli olmaz. Duvara, bir kayaya böyle bir şeye vermenize fayda var. Evet, şimdi önce nefes alalım. Burada duyguları hatırlayın arkadaşlar. Gerilimler, kontroller. Burada arada bir iki cümle söyleyeyim. Şimdi bazen şöyle kişiler diyor. Ya ne yapayım? Kontrol etmek zorundayım. Kontrol etmezsem şöyle oluyor, böyle oluyor, bilmem ne oluyor. Tabii ki tedbirli olup hayatınızın planlamasını, programlamasını yapın. Burada bahsettiğimiz kontrolcülük. İlahi sisteme güvenmediğiniz için her şeyi kontrol etmeye çalışma. Çünkü burada güvensizlik var. Burada hayatın sizi korumayacağına, kollamayacağına olan inancınızdan dolayı sen yapamazsın, ben yapayım. Sen beni korumazsın, ben koruyayım. Bana şunlar zarar verebilir, ben yapayım. O da diyor ki hadi yap bakalım. Bu sefer kontrol edenlerin, dikkat edin, hayatlarında hep kontrolden çıkan olaylar meydana gelir. Hesap edemediği başka bir şey sistem koyar. Etraflarını mutsuz ederler. Evet. Neden? Çünkü seni de kontrol edecek, onu da kontrol edecek, onu da kontrol edecek. Neden? Çünkü kendini kontrol edemediği için. Burası çok önemli. Kendi hayatını dönüştüremeyenler başkalarını kontrol etmeye çalışırlar. Evet. Bir kere daha yapalım mı? Evet. Hadi bakalım. Nefes alıyoruz. Dışarı. Negatifler dışarı. Gerilimler dışarı. Kontrol dışarı.